Herkese merhaba, ben Emir. Bugün sizinle Genshin Impact'te yeni sınırlı süre için gelmiş olan haritamızdaki gizli görevleri yapacağız. Öncelikle notumu düşeyim, bu etkinlik sadece 40 günlük bir etkinlik. Yani 40 günden sonra eğer ki gelip de bu videoyu izlerseniz maalesef ki bu gizli görevleri yapabilme şansınız olmayacak. Şimdiki anlatacağım görevse bu arkamda gördüğünüz Luxurious Chest'i nasıl açabilirsiniz olacak. İsterseniz gelin öncelikle bir gereksinimlerle başlayayım. Burada gördüğünüz üzere yaz talihi diye bir sekmemiz var ve bizim görevlerimiz burada gözüküyor. Birinci haritanın görevini zaten tamamlamanız gerekiyor. İkinci bölüme geçelim. İkinci bölümü de tamamlamanız gerekiyor. Bu iki görevi bitirdikten sonra da buradaki teleport noktasına ışınlanabilirsiniz ve buraya geldiğinizde zaten arkamda gördüğünüz su tayfı buraya gelecek ve buradaki kalkanı bir hasar verecek. Bizim de burada yapmamız gereken tek şey 3 tane kayıp su tayfını bularak buradaki Luxurious Chest'i açmak olacak. Zaten bir tanesini dediğim üzere hikaye görevini yaparak açıyorsunuz ve buradaki ışık yanıyor. Şimdi isterseniz gelin diğer iki tanesini nereden bulabilirsiniz onlardan başlayalım. Evet, birinci konumumuza geldik. Tam olarak buradan böylece devam ettiğinizde zaten buraya geliyorsunuz. Bir tane bizim akış yansıtıcımız var. Buna tıkladığınızda bir oyuna giriyorsunuz. Bu kısımda zaten ne yapacağınızı büyük ihtimalle hikaye görevinden sonra biliyorsunuzdur. Bu gördüğünüz aynaları toplayarak sadece aynı renkte olan yerlere götürüp bu şekilde aktif etmeniz gerekiyor. Mesela ben atıyorum mavi topladım ve kırmızıya girdim. Bu sefer ne oluyor? Benim aynam eski yerine geri gidiyor. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Kendi renginde olan bölümden geçerek aynayı kaybetmiyoruz. Ve buradan devam ettiğimizde zaten buraya yerleştirebiliyoruz bu şekilde. Aynı şekilde sonuncuyu da yerleştirdikten sonra otomatik olarak zaten çıkıyor ve bize bir adet değerli sandık veriyor. Bunu da açtığımızda içinden bir su tayfı çıktı ve zaten gideceği konuma doğru ilerledi. Sıradaki bir diğer noktamız da zaten başta söylediğim üzere buradaki konumda bulunuyor. Buraya da aynı şekilde buraya ışınlandıktan sonra buradaki yolu takip ederek bu şekilde gelebiliyorsunuz. Hemen ardından da yine gelip buradaki mini oyuna girdiğimizde böyle bir ekran tekrardan bizi karşılıyor. Buradan ilk önce bu aynayı aldık. Hemen yukarıya götürdük. Tekrardan asansörümüze bindik. Aynı şekilde buradaki maviyi alın. Buradan devam edin. Buraya yerleştirin ve son olarak da kırmızıyı aldıktan sonra birazcık burada beklemeniz gerekecek. Buradaki asansörümüz aşağı doğru iniyor. Buradan yukarı çıktıktan sonra da zaten sonuncuyu da yerleştirdik. Ve bu şekilde buradaki puzzle'ı da tamamlamış olduk. Ve gördüğünüz üzere bizim Luxurious Chest'imiz bu şekilde açılmış oldu. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.